arkadaşlar. Açık Lise TV'ye hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Asla bitmeyen bir üniteye. Fatma Hoca bitti ama konular bitmedi. bitmedi. Siz hiç düşünemiyorum zaten. Beni de düşünün arkadaşlar. Ben burada bir buçuk saattir aynı konuyu <gülüyor> dinliyorum. <gülüyor> ne Aa, yapıyoruz hocam? Kız öğretiyorum. Kız öyle de mi? Öyle öğretiyorsunuz. Gerçekten. Şimdi aslında olayımız ne? Biz bir birinci beşleti anlattık. Orada 93 harbini anlattık. Şimdi bir ikinci beşleti dönemine geçtik. Ama bir o dönem ben bir Hızlıca bir tekrar etmek istiyorum. Biliyorsunuz ki arkadaşlar birinci meşrut ilan edildi. Arkasından bir olay yaşandı. Hı. 93 harbi. İkinci Abdülhamit bunu bahane ederek meşrutiyeti kapattı. kapattı. Meclisi kapattı, me meclisi mebusan üyelerini sürgüne gönderdi, kanun esası askıya aldı derken meşruti süreç bitti, mutlak monarşi başladı. Yani 30 yıl sürecek olan istibdat dönemi yani sıkı yönetim dediğimiz dönem. Tabi bu dönemde meclis demek, meşrutiyet demek, işte demokrasi demek gibi özgürlük gibi haklar ya da bu tarz kelimeler yasak. Hatta burun demek bile yasak çünkü ikinci hafta bütün burnu büyük. Basına sansür uyguluyoruz. Meclis mebuzan üyelerini sürgüne gönderiyoruz. E, kanun esas haklarını zaten benim haklarım sınırlandırılmış olarak kabul etti ve adam tamamıyla mutlak şey geri döndü. Tabii bir insanın ağzına bir kere bal çalınca o balın tadını sürekli almak ister ya aynı durum. Şimdi öyle bir durum var ki arkadaşlar, Selanik'te yetişen bir grup var. Diyorlar ki dünya ilerliyor, sizler hala geriye gidiyorsunuz. Yaptığınız doğru değil diyor. İkinci abtemi de baskı düzenliyorlar. Diyorlar ki. Meşrutiyeti ilan et. Abdülhamit yok, ilan etmiyorum. Etmiyorum lan diyor. Etmiyorum evet. diyor. Bunun üzerine İttihat terakki yani o Selanik'te yetişen grup İttihat terakki İstanbul'a geliyor, İstanbul'a çok büyük bir orduyla geldiğini gören ikinci Abdülhamit hemen lafını geri yutuyor. Tamam o zaman ben ne şey edeyim. Edeyim bari. edeyim bari diyor. Yani birinci meşrutiyeti, ikinci meşrutiyeti ilan eden padişah kim? İkinci, i̇kinci Abdülhamit oldu. Gönderelim. İnşallah. Gönder kız. Buyurun. Elin alışsın. Biz birinci mecliste iki tane meclis gördük. Hatırlıyor musunuz? Meclisi Mebusan ve Meclisi Ayan demiştik. Artık sizce halk ya da daha deneyimli olan insanlar meclisi Ayan'ı ayakta bırakırlar mı? Bırakmazlar. Bırakmazlar. Meclis ayağını kaldır. İki tane olay kaldı. Bir meclis mevzusu bir tanesi de padişah. padişah. Ben ne demiştim diğer videolarımda? Dedim ki ee, burada padişahın yetkelinin daha Hı. aza indiğini göreceksiniz demiştim. Aynen öyle. Şimdi arkadaşlar dikkat edin bir konu var. 1876 kanuni esası bunu ilan eden ilk padişahımız kimdi? İkinci, İkinci Abdülhamitli. Evet. Ancak 1909 kanuni esası kabul eden padişahımız 5. Mehmet Reşat'tır. Bakın Meşrutiyetleri ilan eden ikinci Abdülhamit'tir ama kanuni esasinin ikinci değişikliğini yapan yani kabul eden adam ise beşinci Mehmet Reşat olacak. O kısmı da anlatacağım zaten neden böyle olduğunu. Şimdi tamam. kanuni esasinin değişikliğine girelim. Ne demiştik daha öncesinde sürgün yetkisi sınırsız vardı kaldır, onu, kaldır. sürgün yetkisi gitti. Normal hükümet kime karşı sorumluydu padişah, padişah. artık meclise Meclis. karşı sorumlu. Normalde padişahın veto etkisi sınırsızdı. Hayır arkadaş ikiye düşürüldü. Padişahın basan sansür uygulama etkisi vardı. Hayır artık i̇ki yok. İki mi bu bir mi hocam? Yanlış oldu. İki. İki. Aslında pardon pardon arkadaşlar. İki tane veto etkisi kaldı. Padişahın sürgün sansür gibi yetkileri kaldırıldı. Padişahın meclisi açma kapatma etkisi vardı ya o artık kalktı arkadaşlar. Artık öyle bir yetkisi yok. Bir kanun çıkacaksa önce meclis onayı olacak diyor. Padişahın onayı olmayacak diyor. Yani baktığınızda ikinci meşrutiyet, birinci meşrete göre çok çok çok, çok demokratik çok bir e, meşruti sistemdir. Aynen öyle. Yani temeli neydi? Padişah yetkilerini azalt meclisin yetkilerini Aynen artır. öyle. Hani ben daha demin demiştim ya. 1876 kanun esası ilan eden 2. Abdülhamitken 1909 değişikliklerini kabul eden ise 5. 5. Mehmet Reşat demiştim. Niye? Çünkü arkadaşlar o dönem zarfında 31 Mart vakası ya da olayı denilen bir olay yaşandı. Önemini söylüyorum hemen Osmanlı'nın rejimine karşı ilk isyan. Osmanlı rejimine karşı olan ilk isyan 31 Mart vakasıdır. Hı hı. Bakıyoruz arkadaşlar e, Derviş Vatet'in diye bir adam var. Din elden gidiyor <laughs> sloganı ile hemen ne yapmaya çalışıyor biliyor musunuz? Mutlak monarşiye geri dönmek istiyor. Şimdi Hı -hı. mutlak monarşi kimin işine gelir? İkinci Abdülhamit'in şey, işine yok. gelir. Bir bakıyoruz ki finansörü kim? İkinci Abdülhamit. Serbestliği ve Volkan gazetelerinin yazarı olan Derviş Vahdettin sloganlar yazarak işte halka ayağa kaldırarak, insanların dini duygularıyla oynayarak halk ayaklandırdı, isyana kalkıştı. Tabi bunu bastıran kim olacak? Hareket ordusu. Yani İttihat Terakki'nin oluşturduğu, içinde Mustafa Kemal'in de olduğu, ismini de Mustafa Kemal'in verdiği hareket ordusu İstanbul'a geliyor. Ve 31 Mart vakasına son veriyor. İşte 2. Abdülhamit'in tahttan indirilip yerine 5. Mehmet Reşat'ın geçmesine neden olan olaydır aynı zamanda. Evet. Siz anlatırken ben de kağıdı hazırlamaya Aynı çalışıyorum. Aynen ha, abi bir yandan da yazıyor. <laughs> Şimdi arkadaşlar Osmanlı bu histen ile uğraşırken Bulgaristan bağımsızlığını ilan ediyor. Bakın Türk bizden birileri bağımsızlığını ilan ediyor. Aynen. Macaristan İmparatorluğu Bosna Hersek'i e ilhak ettiğini açıklıyor. Girit de Yunanistan'a bağlandığını ilan ediyor. Şimdi önemi ne? İkinci meşrutiyet evet içsel bir olay olabilir ama iç işlerin ne kadar zayıfsa dış işlerin de o kadar, kadar zayıf olur. Aynen öyle. O yüzden iç işlerini... Düzgün tutmakta yarar Aynen. var dedik. Osmanlı'da nüfus mücadelesi ve demir yolları savaşları. Şimdi bunu ben çok özet olarak anlatıyorum çok basit Hı -hı. bir şey. Şimdi Osmanlı yeralt kaynakları bakımından zengin olduğunu biliyor muyuz? Evet biliyoruz. biliyoruz. Değil Cepte. Mi? Adamların hepsi diyor ki bizler de Osmanlı'ya demir yolu yapmak istiyoruz, karayolu yapmak istiyoruz babamın hayrına değil arkadaşlar. Çünkü niye? Siz şöyle düşünün bir yerden demir yolu yapacaksınız ve Oradan çıkan tüm yeraltı kaynakları demir yolu yapan devlete aittir. Peki düz mü yaparsın demir yolunu? Hayır. Ne kadar yamuk yumuk yaparsan o kadar çok farklı yeraltı kaynağını ele geçirirsin değil mi? Aynen. İşte abi. bu yüzden arkadaşlar yapılan demir yolları bildiğiniz zikzaklar şeklinde. Çünkü o adamlar onu yaptığında altından kalkan yeraltı kaynakları o devlete ait vardır. olmuş evet. oldu. Avusturya Balkanlar'da Rusya Doğu'da Fransa Suriye'de demir yolu yapımını hızlandırırken Almanya'da Osmanlı ile ilişkilerini geliştiriyor. İstanbul İzmit demir yolunu Ankara'ya Ankara bağlıyor. Çok çakallar ya. Öyle. Gerçekten çok çakal vardı. Bitirdik hocam. Tebrik ederim. Evet. evet sevgili arkadaşlar Youtube'dan Açık Lise TV kanalına abone olmayı unutmuyorsunuz. Ayrıca bizleri Instagram, Facebook, Twitter ve Google Plus adreslerinden de takip edebilirsiniz. Bir sonraki ve son videomuzda görüşmek Görüşürüz. üzere. Son mu? Bir sonraki son. Heyecanlandım. <laughs> kalın.